Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim borcamda revani. Şerbetini tam çeken, tam kıvamında, tam ölçüsünde bir tarif. Tarifime geçmeden önce kanalıma destek verip abone olursanız sevinirim. Buyurun başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Tencereme 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su alıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 damla da limon suyu damlatalım ve 7-8 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım şerbetimizi. Bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Hamuru için malzemelerim 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Ben 1 su bardağı da un kullandım. Öncelikle yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpalım. Diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Sıvı yağ, irmik ve yoğurdumu da ekleyip çırpmaya devam ediyorum. 1 su bardağı unu da yavaş yavaş çırparken ekleyeceğim. Bu revanimi yiyen herkes tarifini mutlaka istiyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Kekiyle, şerbetiyle tam kıvamında oluyor. Un miktarı 1-2 yemek kaşığı az ya da çok değişebilir yumurtanızın büyüklüğüne göre. En son 1-2 yemek kaşığı kadar unumu ben bıraktım. Onu ekliyorum. Unumun üzerine de kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Çok az çırpacağım. İsterseniz sadece spatula ile de karıştırabilirsiniz. Hamurunuza portakal kabuğu rendesi ya da limon kabuğu rendesi ekleyip aromalı bir revani yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Kıvamı da gördüğünüz gibi normal bir kek kıvamında. Şimdi dikdörtgen borcamımızın tabanını yağlayalım. Hamurumuzu dökelim. Borcamımızın her tarafına güzelce yayalım. Fırınımızı da 200 dereceye ayarlayıp iyice ısıtalım. Altı üstü kızarana kadar pişirelim. Borcamda pişen keklerin alt kısmı biraz geç pişiyor. Üzeri daha çabuk kızarıyor. Üzeri kızarınca üzerine yağlı bir kağıt serip alt kısmının pişmesini bekleyelim. Fırınızın altına daha yakın yere koyarsanız daha iyi olur. Benim revanim pişti. Altı üstü kızardı. Şimdi şerbetini döküyorum. Üzeri basıncaya kadar önce şerbetimizi dökelim. Birazcık şerbetim kaldı. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. Yarım saat kadar bekletiyorum. Yarım saat sonra revanimin üzerini açtım. Şerbetini iyice çekmiş. Revanimi dilimleyip kalan şerbetimi tekrar dökeceğim üzerine. Bir süre sonra bu şerbeti de çekecek revanimiz. Tam ölçüsünde, tam kıvamında bir revani. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Üzerine krem şanti ya da Hindistan cevizi ile süsleyin. Ya da sade olarak servis edin. 1-2 saatte dolapta bekletirseniz daha iyi olur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.